Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, konuşma süremin yarısını Sayın Kabaoğlu'na bırakmış olduğum için 5 dakikalık bir sürem var. Diğer taraftan kendi seçim bölgemin bakanları ve milletvekillerini eleştirmeme gibi de bir huyum olduğu için sadece özlü şeyler söyleyeceğim. Çevre çağdaş bir sorundur, çağımızın sorunudur. Daha iyi ifade etmek gerekirse yalnızca çağımız insanının bilincinde olduğu bir sorundur. Yüz binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca insanlık böyle bir sorunu hissetmemiştir. Diğer taraftan çevre evrensel bir sorundur, sınır tanımaz. Vaktiyle Çernobil'de bir nükleer facia yaşanmıştı. Ama Ankara'da içtiğimiz çayların tadı birden bozulmuştu. Şimdi bir iklim değişikliğinden söz ediliyor. Buzullar Kuzey Kutbu'nda eriyor. Akdeniz'in suyu yükselecek. Akkuyu nükleer santralinin zemini sular altında kalıp bir felakete yol açacaktır diye tartışmalar da devam ediyor. Diğer taraftan çevre sorunları bugünle sınırlandırılamayacak, bir zaman dilimine hapsedilemeyecek sonuçlar yumağıdır. Sadece yaşayan kuşağı değil, gelecek kuşakları da etkileyecektir. Çevrecilik sadece insanı değil, hayatı ve hayatın çeşitliliğini korumak demektir. Çevre sevmek demektir. Çevreyi korumak tüm insanlığın mutluluğu ve huzuru arayışı demektir. Özet itibariyle bunları ifade ettikten sonra birkaç da sorum olacak. Sayın Bakan, Konya Ovası'nda yeraltı sulamaları nedeniyle yeraltı suyu çekiliyor ve bazı derinliklere ulaştığınız zaman suların tuzlu olarak gelmeye başladığından vatandaşlar şikayet ediyorlar. Yani Tuz Gölü'nün suyu sürekli çekiliyor ama çekilen bu suyun Konya Ovası'nın altındaki boşluklara ve yeraltı sularına karıştığı ile ilgili iddialar var. Bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle ilçeniz olan Karapınar'da obruklar ve yine aynı şekilde yeraltı sularının gittikçe daha derinlere doğru gitmesinden büyük şikayetler vardır. Konya Ovası'nın sorunu nasıl çözülecek? Eğer bu haliyle kalırsa gelecek yıllarda belki birkaç 10 yıl içerisinde bu ovanın tamamen çölleşmesi ihtimali vardır. Yerüstü sularıyla sulanması gerekmektedir. Ciddi bir projeye ihtiyaç vardır. Ülke kaynaklarında bu açıdan rasyonel ve doğru kullanılması gerekmektedir. Belki bu açıdan da Kanal İstanbul'a karşıyız. Oraya harcanacak kaynakların Konya Ovası'na harcanması sizce daha doğru ve isabetli değil midir? Diğer taraftan benden önce konuşan Sayın Milletvekilim çok güzel şeyler söyledi, hiç kötü şeyler yokmuş gibi. Muhalefete eleştiriyor dedi ama iktidarda yanlışlara bile destanlar yazıyor. Onu da görmek lazım. İşin doğrusu şunu söylemek isterim. Dünyada gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığınızda Türkiye'den daha kötü bir şehirciliği hiçbir yerde göremezsiniz. İster eski demir perde ülkelerine gidin, isterseniz Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, nereye giderseniz gidin, kentleri gördüğünüz zaman Türkiye'de düzgün tek bir kent yok dersiniz. Belki bir kent var, yani bütün 81 vilayeti gezdim. Onun da ana yollar dışındaki arka taraflarını görmediğim için, ondan da emin olamadığım için tek bir çağdaş anlamda modern, düzgün, çevreyi koruyan, insanların rahatça, özgürce ve mutlu bir şekilde yaşayacağı beton yığınlarından arındırılmış tek bir kentimiz yoktur. Burada elbette son yılların
son belki de çeyrek asırlık dönemde belediyelerde iktidar olan partilerin de büyük vebali vardır diyorum. Onun için yeni bir kent vizyonu ortaya koymak gerektiğine duyduğum inancı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. İbrahim Aytun Bey, buyurun. Emekleriniz için. Ben birkaç önemli noktaya dikkat çekeceğim bu 5 dakikalık süre içerisinde. Sayın Bakan, özellikle Paris Sözleşmesi'nden, anlaşmasından sonra zannediyorum Türkiye çevre politikasını ciddi bir biçimde gözden geçirmek durumunda, mevzuatını da. Sayın Bakan, bu vesileyle öncelikle bir soru sormak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok devasa bir bakanlık. Yani aslında Çevre Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı ayrı ayrı olmalıydı. Acaba İklim Bakanlığı artı kurulurken size soruldu mu? Siz mi önerdiniz? Yoksa bu üç bakanlığın görevlerinin üstesinden gelinmesi kolay olmasa gerek. Bu kadar genişletilen bir bakanlık söz konusu olduğu halde 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda Çevre Bakanlığı'nın tümüyle dışlanmış olması ve sadece Turizm Bakanlığı tarafından kotarılmış olması gerçekten ciddi bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar 7335 sayılı yasayla Paris Anlaşması kabul edilmiş olsa da zannediyorum bir mevzuat politikasının değişikliğine girilmesi gerekir. Değişmediği sürece tek durumda bir farklılaşma olmayacak demektir. Bu çerçevede değinmek istediğim bir başka konu Marmara bölgesinin Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi. Sayın Bakan, bu aslında eğer özel çevre koruma birimi bir özel statüsünü koruyor olsaydı o zaman isabetli olurdu. Ama bu sizin görevinizi arttırmayacak mı? Daha bir idari hiyerarşi içerisinde görevinizin, yetkilerinizin hantal olması sonucunu doğurmayacak mı? Ve tabii ki esasen anayasa madde 127 gereği İstanbul'daki başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Marmara'yı çevreleyen belediyelerin yetkililerine tecavüz olmayacak mı? Olacak tabii ki anayasamıza göre. Şimdi buradaki değerlerin tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunmasında katılım esas olması gerekirken çok yönlü paydaşların birlikte çalışmaları korumanın amacına ulaşması için gerektiğiyken onların dışlanılarak merkeze yönlendirilmesi aslında iklim anlaşması ile de tezat teşkil eden bir durumdur diye düşünüyorum. Fakat Sayın Bakan, Sayın Bakanlık yetkilileri Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız andan itibaren değil, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması anından itibaren Kanal İstanbul projesinden vazgeçileceği yönünde zımni bir irade ortaya konmuş bulunuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf olma yasasını oynadıktan sonra haydi haydi bunun böyle olması gerektiği sonucuna varabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Kanal İstanbul aslında iklim anlaşmasının amacı ve düzenlemeleriyle ters düşen bir girişim, bir yatırım olacaktır. Sayın Bakan, son olarak millet bahçeleri konusunda bizi bilgilendirdiniz. Türkiye'de yüzlerce millet bahçesinin yapılıyor olması konusunda bilgi verdiniz. Bu tabii ki millet bahçesi olumlu hanede yazılan girişimler çerçevesinde değerlendirilebilir. Fakat millet bahçesi projelerinde kaçınılması gereken husus şudur. Doğal olan alanlara dokunulmaması, yani eğer bir yerde flora, fauna ve homo sapiens dengesi varsa orada doğa, orada millet bahçesi yapmamak lazım. Çünkü millet bahçesi esasen bir girişimdir, bir amenajmandır, bir düzenlemedir. Bunun tipik örneği Sayın Bakan, İstanbul'da Validebağ Korusu'dur. Validebağ Korusu konusunda birçok mahkeme kararı var ve orada bir ekolojik dengede söz konusudur. Validebağ Korusu'na dokunulması aslında... Son cümlelerini teşekkür ederim. Çevre hukukunun
uluslararası çevre hukukunun bir genel ilkesi olan geriye götürülmezlik ilkesinin de ihlali demektir. Yani siz var olan bir doğal durumu öyle muhafaza etmeniz gerekiyorsa dokunmayacaksınız. Onu geriye götürücü bir amenajmana, bir düzenlemeye tabi tutamazsınız. Tipik örnektir. Bu tür yatırımlardan kaçınılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, çevreyi geliştirelim ama çevre hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Muhammed Mükemmel'dir. Ülkemizin en büyük 25 daralıcısından bir tanesidir. Burada 4000'den fazla sanayi var. Bunun %85'i Tekirdağ'da olduğu için Ergenlerinin büyük kısmı Tekirdağ'da kirlenmektedir. Tekirdağ'daki OSB'ler ve sanayi kuruluşları yakından izlenmeli, arıtmasız çalışmaları yasaklanmalı ve sert cezalar kesilmelidir. Ergen Adası'ndaki organik sanayi bölgelerinden çıkan atık suyun ileri biyolojik arıtmadan geçerek bu suyun Marmara'ya değil, geri kazanımla Ergen Adası'na tekrar yönlendirmesi gerekmektedir. Böylece Ergen Adası'nda artan su ihtiyacı karşılanacak ve Marmara Denizi'ne yeni bir yük getirmeyecektir. Esasında bir taşta iki kuş vurmuş olacaksınız Sayın Bakan. Bakınız Tekirdağ yeraltı suları bakımından gittikçe fakirleşmekte ve sanayiyle birlikte içme suyu sıkıntısı başlamaktadır. Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ilçelerimizde kömür Kızılcaağaç, Balaban ve Kömürköy barajlarının içme suyu olarak bir an evvel yapılması gerekiyor. Planlanıyor, planlanacak, hazırlanıyor. Buna gerek yok. Bir an evvel bu barajların içme suyu olarak hazırlanması gerekiyor. Yine bakınız, projenin bitmesi için, derin deşarj bitmesi için ödenek yetersiz Sayın Bakan. Şu ana kadar ödeneğin %5,5 kadar kısmını ancak kullandınız. Marmara Deniz Deşarj Projesi için OSB'leri yürütülen işlerin tamamlanması için alınan bütçe 393 milyon lirayken bir bütçe olduğunu siz söylüyorsunuz, ihtiyacımız var. Ama 2021 yıl önüne baktığınız zaman tam %93 milyon ayırmışsınız ama bunun 21.6 milyon lirasını bugüne kullanmışsınız. Yani %5,5'unu ancak kullanabilmişsiniz. Demek ki söz vermekle iş yürümüyor. Yine bakınız organize sanayi bölgenizde yapılmıyor. Buralarda boş alanlar varken arazi toplaştırması yapılmış birinci sınıf tarım arazilerine gidip siz plastik sanayi kurduruyorsunuz. Bu nasıl bir akıp durması merak ediyorum. Çevre için büyük bir risk taşıyan plastik sanayicilerden biri de Tekirdağ Marmacık'ta kurulmakta olup ve tamamen tarım arazileri içerisinde kuruyorsunuz. Gelip bu soru ÇED olumlu raporuna karşı olmasına rağmen buna nasıl izin verdiniz merak ediyorum. Özetle baktığımızda size buradan bir çağrıda bulunuyorum. Ergene Marmacık'taki yapılacak olan plastik sanayiye bir an evvel dur deyin. Çünkü Trakya bunu kaldıramaz. Hatta bütçe konuşmanızda şöyle demiştiniz. Plastiği tamamen ortadan kaldıracak alternatif ham madde üretimi için inovasyon çalışmaları yaptığını söylediniz. Buradan sizi kutluyorum ama siz onu söylerken Ergenel'e tam tersini plastik sanayiye açıyorsunuz. Sayın Bakan bu yanlıştan bir an evvel vazgeçin diyoruz. Yine bakınız Ergene kaynağının tertemiz olduğunu söylüyoruz. Fabrikalarla beraber kirlenmenin olduğunu söylüyoruz. Ama siz sanayiciye değil sadece gücünüz Cumhuriyet Halk Partili beylere yetiyor. Siz Cumhuriyet Halk Partili beylere ceza kesiyorsunuz. Bakınız Sayıştay diyor ki 2019-2020 Sayıştay denetim raporundan gördüğümüzde Sanayi Bakanlığı'ndaki tablodan daha kötüsünü sizin Çevre Bakanlığı'nda görüyoruz. Sanayi Bakanlığı kestiği her üç cezadan sadece bir tanesini tahsis ederken sizin bakanlığınızda da aynı sonuç var. Çevre idari para cezalarını tahsis edemiyorsunuz. 2020 yılında kesilen cezalar ve tahsilat baktığımızda tüzel kişilere kesilen cezanın sadece %26'sını alabilmişsiniz. Yani ceza kesmekle olmuyor, cezayı tahsis etmekte sınıfta kalmışsınız Sayın Bakan. Yine bakınız, Tekirdağ ilimde yurdun her yerinden taş ocaklarına maalesef izin veriyorsunuz. Tekirdağ'da taş ocaklarına da ÇED'e bakmadan gelişi güzel izin verdiniz. Ve artık vatandaşlar maden ocağı, taş ocağı gördüğü zaman bütün hepsi ayaklanıyorlar. Bu ayaklanma önüne de sizin bir an evvel geçmeniz gerekiyor. Yine bakınız Sayıştay diyor ki çevre uyumsuz madenler yaratıyorsunuz diyor. Proje alanlarındaki afiyet döküm alanlarını belirlenmiyor. Sayıştay bunu kalem kalem belirlemiş. Aynısı Tekirdağ'daki dediğimiz gibi taş ocaklarında, maden ocaklarında birebir yaşıyoruz. Buna bir an evvel çözüm bulunuz. Bakın PAKOP örneğinde de ÇED raporlarında artık hukuki ve bilimsel bir sürecin olmadığını görüyoruz. Ama bizim görmemizin dışında Sayıştay da bunu sizin kayıtlarınızda bunu görüntüsü vermiş oluyor. Yine bakınız Sayın Bakan, İller Bankası projelerine kredilendirmelerde siz sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri görmüyorsunuz. Siz sadece AK Partili ve Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. Aynı şekilde artık bunu da görün. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çevreye ve içme suyuna olan projelerine de destek olun diyoruz. Bakınız
Ergin Havzası'nda 1/25.000'lik planlarda mutlak uyulması gerekiyor. Tamamlıyorum başkanım. Ergen Nehri'nin tam zamanlı izlenmesi gerekiyor. Deşer standartlarına sıklaştırmanız gerekiyor. Ergene'deki yeraltı suyu kullanımı mutlaka izlenmeli. Çünkü yol yakınken çözüm bulmamız lazım. O içme suyu barajlarının yapılması gerekiyor ve kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. İklim krizi geliyor. Kapımızda geldi geçti. Kuraklığa çözüm için barajların bir araya yapılması gerekiyor. Adıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın misyon olarak çok müstesna görevi ve sorumluluğu bulunuyor. Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşimler oluşturmak, planlama, güvenli yapılaşma ve çevreye yönelik tüm hizmetleri uygulamak ve sunmak gerçekten çok büyük bir özeni ve dikkati gerektiren işlerdir. Doğal olarak da bakanlığınızın bu özeni, bu dikkati, bakanlığınızdan bu özen ve dikkati beklemek durumundayız. Ancak bir gerçek var ki bakanlıklar iktidarın politikalarını uygulamak zorunda kalıyor. İktidarın kurguladığı ve uyguladığı politikalara baktığımızda ise rant arayışını görüyoruz. Kamusal faydanın yok sayıldığını görüyoruz. Plansızlığı görüyoruz. Bu nedenle sizlere bir somut örnek vermek istiyorum. Vatandaşımıza yaşatılan bir mağduriyetten bahsetmek istiyorum. Seçim bölgem, Sayın Bakan, Samsun 19 Mayıs ilçesinde yaklaşık 200 yıldan beri yerleşim birimi olan Engiz adında bir mahallemiz var. 86 yılında burada bir kadastro çalışması yapılıyor ve büyük çoğunluğu yurt dışında yaşayan zilyet sahipleri tebligatlara zamanında cevap veremediklerinden dolayı haklarını kaybederek arazileri hazineye devrediliyor. Sonrasında bir hukuki mücadele başlıyor ancak bu mücadelede zaman aşımı gerekçesiyle sonuçsuz kalıyor. 2020 yılında geldiğimizde ilçe belediyesi Milli Emlak'la birlikte bir parselasyon çalışması yaparak yeni bir süreci başlatıyor. Ancak bu parselasyon çalışması sonrası öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki çantacı diye tabir edilen arazi rantçıları işin içine giriyor. Fahiş fiyatlarla ihale edilen arazileri toplayıp %30'lara varan fiyat farklarıyla yine kullanıcılara devretmeye çalışıyor Sayın Bakan. Hak kaybı yaşayan, mağdur olan mahalle sakinlerimizle ben de görüştüm. Kullanma hakkı atalarından, dedelerinden bu yana ailelerinde olan arazilerini adeta bir oldu bitti sonucu kaybeden ve şimdi geri alabilmeleri için fahiş bedeller ödemeye zorlanan hemşehrilerimizin talebini size iletmekle mükellefim Sayın Bakan. İlçe Belediyesi'nin 2020 yılında yaptığı parselasyonların iptal edilerek zilyet sahipliği kayıtlarının hiçbir vatandaşımıza hak kaybı yaşatmayacak şekilde yeniden yapılması gerekiyor. Belediye ve Milli Emlak tarafından yapılan ve hak kayıplarına neden olan ihalelerin iptal edilmesi talebi, ihale doğrultusunda yapılan satışların durdurulması isteniyor. Sayın Bakan, 19 Mayıs ilçemizde yer alan Engiz mahallemizde yaşanan bu sorunun çözümü, hak kayıpları yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerektiğinizi dikkatlerinize sunuyorum. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Değerli üyeleri, Sayın Bakan, Muğla ilimizde bakanlığınıza ait Muğla Valiliği ile ortaklaşa kurulmuş Buçev adında bir vakıf ve şirket. Bu şirketin yöneticilerinde kimlerdir, kimlerde oluşuyor? Biz sır gibi saklanıyor, soru önergesi verdik. Gelen cevap kamu yöneticilerinde oluşmaktadır deniyor. Bunlar kimlerden oluşuyor? Tekrar soruyorum. İsimleri neden sır gibi gizleniyor? Bu Buçev Muğla ilinde belediyelere alternatif olarak bütün işletmeler bu Muçeveli ile işletiliyor şu an. Bakın, kıyılar, deniz kenarlarının olduğu bütün yerler, mesela Akyaka'daki ÖÇK'nın koruması altında olan kadın azmağının kenarları, bunların tamamı Muçev'e işletilmek üzere verdi. Doğrudan teminle rekabet oluşmadan bir limited şirketine bunlar nasıl veriliyor? Burada bir ihalede kamu suçu oluşmuyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bu Muçev, Muğla kıyılarının Karaca, yani Okluk Koyu'nun yanı Karaca'ya
Şu an 400 metrekare çakma iskele, ahşap iskelenin olduğu yere tam 100 kat fazlası olan 40 bin metrekare beton iskele yaptırıyorsunuz. Bu beton iskele yaptırmadaki amacınız nedir? Bakın, tam 40 bin metrekare, 100 kat fazlası alanları böyle mi koruyorsunuz? Muçeve, bakın yeşili koruyoruz. Çevreyle çevre bakanısınız. Bakın, betonu mu seviyorsunuz, yeşili mi? Maviyi mi seviyorsunuz, betonu mu? Bence betonu yeşilden de maviden de daha çok seviyorsunuz. Yani bu hal şu an şu hale geliyor. Bakın, Sayın Bakan, buraya baksanız, telefonunuzla oynamasanız, daha dikkate alırsanız daha memnun olacağız. Bütün konuşmacıların tamamını dinlemediniz, telefonunuzla oynadınız. Sayın Bakan, ben konuşacağım. Sayın Bakan, şunu söyleyeyim. Sunumunuzda Muğla'da ben bakan cevap verebilir Sayın Başkan. Bakın Sayın Başkan, siz toplantıyı yönetiyorsunuz. Bakan burada cevap verebilir. Ben bakana soru soruyorum. Tamam, o zaman dinlesin. Ben de gördüm, cep telefonuna bakıyordum. Sayın Bakan, Muğla'daki yangınlar, bakanı Antalya'daki yangınlarla ilgili, Antalya'daki ve Muğla'daki yangınlarla ilgili 1423 konut, 800 ahır yapılacağını, bunlar yapılacak ama vatandaş şu tereddütün içerisinde. Bunlar hibe mi, kredili sistem mi? Zaten yangında her şeyini yanmış, yok olmuş insanlara bir de kredi yükü mü vereceksiniz? Sayın Bakan, 50 ilde milletvekillerle toplantılar yapmış, görüşmeler yaptığınızı söylediniz. Yangınlarda yaklaşık bir hafta 10 gün Muğla'daydınız. Merak ediyorum, hangi milletvekilleriyle görüştünüz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 tane milletvekili var. Hangimizi aradınız? Bakan cevap verebilir durumda, konuşabilir durumda. Bakan verir cevap, size söz düşmez. Evet. Merak ediyorum. Neden geldiniz? Bizleri neden çağırmadınız? Neden bizlerin görüşlerini de alıp görüşmediniz? Sayın Bakan, iklim krizinde bahsettiniz sunumunuzda, iklim değişikliğinde bahsettiniz. Bakın Sayın Bakan, iklim değişikliği neden oluşuyor? Siz ormanları kestirirseniz maden sahalarına, taş ocaklarına, kömür ocaklarına, bunlara ÇED raporu verir, işletmelerini açarsanız eğer, burada iklimde bir değişiklik olmuyor. İklimin krizi oluşuyor. Bunun dikkate alınması lazım. Kriz burada oluşuyor. Siz gittiniz, bakanlığınızın adını değiştirdiniz. Bakın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Sayın Bakan, bence bakanlığınızın adını değiştireceğinize yönetim şeklinizi değiştirin. Yöntemlerinizi değiştirin. Bence Sayın Bakan ve laf atanlar, zihniyetinizi değiştirin ki artık iklim krizi oluşmasın. Kıyılar Muçeve yağmalanmasın, yandaşlara verilmesin, talan ettirilmesin. Zihniyet çok önemlidir. Laf atmayın. Sayın Bakan orada, ben adabımla konuşuyorum. Cevap verebilir durumda. Burada bekliyorum. Bakandan cevaplarını bekliyorum. Laf atmanıza gerek yok. İyi laf atarım, ha laf atarsın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Son 2 yılda birçok orman yangını meydana gelmiş ve yaklaşık 5500 hektar orman alanı kül olmuştur. Ülkenin birçok farklı yerinde çıkan yangınlarda hasarın büyük olmasının ve yangına geç müdahale edilmesinin nedeninin orman yangın yollarının eksikliği ve söndürme uçak filo yetersizliği olduğunu tüm ülke olarak gördük maalesef. Orman yolları, yangın emniyet yol ve şeritlerinin genel planlama ve uygulama esasları içerisinde en kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir. Konuyu defalarca meclis gündemine taşımama rağmen araştırma önergemiz Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedilmiş, yangın yollarının ıslahı ve genişletme çalışmaları yapılmamış, ciğerlerimiz olan ormanlarımız ve orman canlılarının korunması sağlanamamıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi 2020 yılı Temmuz ayında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve orman alanlarımıza heba edecek olan 766 maden sahasından 9'u da Hatay'dadır. İhale neticesinde Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük mevkiinde 1820 hektarlık orman ve tarım arazisinin üzerinde yapılmak istenen madencilik faaliyetleriyle turizm alanları, doğal ve tarım sit alanları,
meralar ve su kaynakları ile gözeler, maden ve taş ocakları ile talan edilmek istenmektedir. Ayrıca Dört Yol ilçesi Kuzuculu mahallesine bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bülke Ormanlık Bölgesi'nde de Alçı Grafit Ocağı açılmak istenmektedir. Tekkos, Kengerli Düz, tabiatı koruma alanına 3 kilometre mesafede tarım için can damar olan bölgede vatandaşlar suya, toprağa, havaya, tarıma, turizme, piknik alanlarına, ekoturizme, bitki ve yaban hayatına, antik ve tarihsel dokuya, tarihi ören yerlerine vereceği zarar ve tehditler nedeniyle söz konusu maddenin açılmasını istememektedirler. İkisi aktif olmak üzere 9 bölgesinde maden arama ruhsatı verilerek Hatay halkı resmen ölüme mahkum edilmek istenmektedir. 5500 hektar ormanımız yanmış, oksijen sınırımız alt seviyelere düşmüştür. Sayın üyeler, tüm bunlar yetmezmiş gibi. Ayrıca İskenderun Demir Çelik Anonim Şirketi Payas'ta karbon siyahı fabrikası kurmaktadır. Projenin yerleşim yerlerine uzak bir yere yapılması konusunda çevre ve sağlık örgütlerinin belirlediği sınırlar gözetilmemiştir. Karbon siyahı tesisine ait proje sahası yerleşim alanları ile dip dibedir Sayın Bakan. 20 metre. Ayrıca ÇED alanı sınırları içerisinde yer alan çevre düzeni planında ağaçlandırılacak alan olarak tanımlanan bu bölgede yapılacak olan fabrikanın oluşturacağı is ve kurum insan, hayvan, çevre sağlığı ve sulu tarım alanları için tehlikeli olacaktır. Şehir merkezlerinde ve yaşam alanlarına yakın bölgelerde zehir saçacak projelere olur vermek, halk sağlığını, tarımı, su kaynaklarını, doğayı rant uğruna gözden çıkarmak demek değil midir? Arsuz Nardusi Mahallesi'nde yetmedi. Vatandaşın evlerinin dibinde kurulması planlanan kimyasal atık depolama tesisi şehrin göbeğine bomba yerleştirmek demek değil midir? Onay verdiğiniz bu kimyasal atık depolama tesisinde yaşanacak olası bir patlama durumundaki can ve mal kayıplarının hesabını nasıl vereceksiniz? Artık Hataylı'nın daha fazlasını kaldıracak gücü yoktur. Hatay halkı resmen hava kirliliği yerleşim alanlarının 20 metre ilerisine yapılmak istenen çevre düşmanı fabrikalar, Amanos Dağları'nı delik deşik eden taş ocakları, doğayı talan eden madencilik faaliyetleriyle ölüme terk edilmiş durumdadır. Çimento, gübre, demir çelik gibi birçok ağır sanayiye ev sahipliği yapan İskenderun Payas Dört Yol üçgenine hava kirliliği sınır değerlerini aşmış ve daha fazla kirlilik yaratacak tesisi kaldıramayacak durumdadır. 2018 yılından bu yana bakanlığın raporunda hava kirliliğinin ölçümüne ve nedenlerine dair detaylı bilgiler paylaşılmamaktadır. Sanayi bölgesi olan Payas'ın hava kirliliği ölçümleri Belen ilçesinde yapılmakta, Payas'ın hava temiz, Payas'ın havası temizmiş gibi gösterilmek istenmektedir. AKP bu iş bilmez uygulamalarını savunsa da Hatay'ın 2020'ye bazında hava kalitesi durumu listesinde koyu gri listede, yani uysal mevzuat limitini aşan iller arasında olduğunu unutmamalıdır. Yeterli sayıda günlük ölçüm yapılmayan iller arasında olmamız da cabası. Payas'ta artık her hanede neredeyse KOAH, astım, kanser hastası var, sürekli artıyor ve ölüyorlar. Sanayi bölgelerindeki fabrikaların bacalarındaki filtreleme denetimleri de düzenli yapılmamakta, konuyla ilgili bakanlığa verdiğimiz soru önergeleri cevapsız bırakılmaktadır. En son Erzin'de 350 bin ton kapasiteli plastik fabrikası yapılacağı açıklanmıştır. Turizm alanı olan Burnaz plajını tehdit eden ve yarın ÇED toplantısı yapılacak olan bu projeye Hatay halkına pes dedirtmiştir. Paris İklim Anlaşması'na imza koyan iktidarınız doğanın korunmasına yönelik samimi olacak mı? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Rant uğruna, bitiriyorum efendim, rant uğruna Türkiye'yi ve halkımızı gözden çıkaranlar bilsin ki ülkemizin doğal kaynakları, havası, suyu, toprağı, doğası büyük bir tehdit altındadır. Ticari kar hırsıyla doğanın tahrip edilmesine halkı gözetmeyen, halka rağmen tüm yaşam alanlarını, doğal varlıkları yağmaya açan bu zihniyeti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Gelecek nesilleri düşünmeden, yandaş doyurmak uğruna yaşam alanlarımızı ilçe saymasına halk için değil, rant için önümüze getirilen bu bütçelere karşı çıkıyoruz. Plansızca çıkan kararlar ile 83 milyon vatandaşımızın yaşam alanına yapılan bu müdahaleler ile bu hukuksuzlukların derhal son bulmalıdır. Halkımızın nefes almak, ölmemek adına dillendirdiği haklı taleplerinin karşılanması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek komisyona saygılarımı sunuyorum. Önceki arkadaşlar sizi yeterince övdüler. Benim söyleyeceklerimden sonra övgüye ya da yergiye değer olduğunuzu kendiniz değerlendirirsiniz efendim. Ben İstanbul Milletvekiliyim. Validebağ Korusu dediğimde acaba aklınıza ne geliyor diyeceğim.
övülecek misiniz, gerilecek misiniz? Koca bir koruyu Üsküdar Belediye Başkanınızın hukuk tanınmazlığına terk ettiniz. Yargı kararlarına rağmen İstanbul'un geleceğiyle oynamaya çalışıyorsunuz. Onur Cingil diye bir genç avukat arkadaşımız, meslektaşımız, onun alnından öpüyorum. Sizin belediyenizle ve sizinle beraber mücadele ediyor. Sayın Bakanım, burayla ilgili tek şey söyleyeceğim. Validebağ korudur, koru kalacak. Koru kalmasına siz de ortak olun arzu ederseniz. Ümraniye Elmalı Kent. 6 mahalleye yayılan büyük bir alanı riskli alan ilan ettiniz. Dava açıldı. Vallahi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının anlamı şu. Alanın büyük çoğunluğu boş arsa iken nasıl riski alan ilan ettiniz diyor size. Kirazlıtepe, 3 dakikada bitecek bir dönüşüm işini 3 yıl davaları sürecek şekilde el ayağa dolaştırdınız. 130 dava açıldı. Milletin elektriğini kestiniz, suyunu kestiniz, sokağa attınız. KUA hastası Avni abi, 85 yaşında Naci amca elektriksiz kaldı. Nedeni sizin proje ve sözleşmeyi vatandaşın önüne koymamış olmanız ve şu anda da nasıl paylaşılacağı belli olmayan bir alan yarattınız. Toz koparan, yine sözleşme yok. Yine sözleşmede kişileri koruyan maddeler yok. Proje yok. 6306 sayılı yasaya göre 6A maddesi gereğince el koydunuz milletin arsalarına. Milletin gayrimenkullerine. Hazineye geçirdiniz. Yargının kararına rağmen bundan vazgeçmiyorsunuz. 18 gün boyunca pandemide milleti sokağa attınız. Parkta, bahçede oranın vekilleri olarak insanların bütün sorunlarıyla biz ilgilendik. Elektriğe bağlanması gereken cihazlarla tedavi edilen insanlar elektriksiz, susuz kaldı. Bir hijyen sorunuyla karşı karşıya bıraktınız. Gelelim başka bir konuya. Harika projeniz var ya, Kanal İstanbul projesi, Çağın projesi. İstanbul'un göbeğine bir hançer saplamaya kalkıyorsunuz. Ben İstanbul milletvekiliyim. O bölgede geziyorum. Yaptığınızı burada yüzleşelim Sayın Bakanım. Bu alana sığdırmaya çalıştığınız alanın %50'si hala hazırda ekilen biçilen tarım alanı. %20'si çayır, fundalıklar, su havzaları. Yani yaşam alanlarımızı yok etmek için absürt bir projeyi milletin önüne dayatıyorsunuz. Yapabileceğinizden değil ama iddianızın absürtlüğünü burada ortaya koymak zorundayım. 1,2 milyon kişinin bir yılda soluduğu oksijeni üreten 23 milyon metrekare orman alanını yok etmeye kalkıyorsunuz. Sit alanlarına yaydınız bu alanı. Batonya Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları, Küçükçekmece İştiş Kumsalı vesaire alanları yok etmeye kalkıyorsunuz. Yılda 33 milyon metreküp suyun yok edilmesine neden olacak bir işe giriyorsunuz. Suyun, havanın, doğanın, canlıların tümünün florasını yok edecek bir projeyle beraber milleti orada zora sokuyorsunuz. 136 milyon metrekare tarım alanını yok edeceksiniz. 13 milyon metrekare mera alanı yok olacak ve o bölgedeki insanlar işsiz, evsiz ve sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalacak. İstanbul'la bu kadar oynama hakkını size kim verdi? Kim verdi? Bu macera perestliğin arkasına neyi sığdırmaya çalışıyorsunuz? Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, dünya duysun, bu projeye taraf olacak, girecek hangi devletin şirketi olursa olsun iki elimiz yakasında olacak, hesap soracağız. Çünkü İstanbul dünya mirasıdır. Bu mirası yok etmeye kalkmak insanlığa yönelik bir katliamcı anlayıştır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. 30 saniye mi? AKP iktidarının başından bu yana 8 Sayın Bakan bu görevi ifa etti. Siz 8.siniz yanılmıyorsam. Bu arada bakanlık da isim değiştirdi. Görev alanları o bakanlıktan bu bakanlığa aktarıldı. Son olarak bakanlığın adına iklim değişikliği de eklendi ama 19 yıldan bu yana değişikliğe uğramayan, değişmeyen bir şey var. Ergenen'in durumu. Milletvekili olduğum yıldan bu yana birçok defa araştırma önergeleriyle, gündem dışı konuşmalarla, sorularla bu konuyu gündeme getirdim. Sürekli sözler verildi. Ergene ile ilgili çalışmalar 2007 yılından itibaren çok yönlü bir plan dahilinde yürütülmeye başlandığı ifade edildi. Sözde koruma planları yapıldı. Ergene Nehri'nin içilebilir hale geleceği, yüzülebileceği söylendi. Temizlendiğinde 22 çeşit balık tutulabilecek denildi. Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene Nehri'nde öyle temizleyeceğiz diye 10 yıl önce en üst makamdan söz verildi. Sonuç
Elde var sıfır. Bakanlıklar değişti dediğim gibi birçok şey oldu ama maalesef iyiye giden bir şey olmadı Ergene'de. Ergene hala kapkara akmaya, kanser saçmaya devam ediyor. Ergene'nin geçtiği Tekirdağ, Kırklareli, Edirne içerisindeki nehir havzasında 1,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. Bunlar yalnızca bu havzada yaşayan nüfus. Yani doğrudan tehdit altındalar. 3409 sanayi tesisinin tüm atık suları maalesef Ergene'ye veriliyor. Kirlilik öyle bir boyuta ulaştı ki kanser vakalarında şu an patlama yaşıyoruz bölgede. Sayın Bakan, size sormak istiyorum. Bunlar makul mü öncelikle? 19 yılda kirliliğin azaltılamamasına ne demeli? Yani başarısızlık mı diyelim, basiretsizlik mi diyelim, isteksizlik mi diyelim? Sanıyorum hepsi birden. AKP iktidarının çevre karnesi hep kötü ola geldi ama özellikle ekoloji ve ekonomi, çevre ile rant arasında AKP'nin tercihi hep belli. Bunu her alanda görmek mümkün. Zeytinliklerin talanında gördük, ÇED kararlarında, maden ruhsatlarında, HES'lerde, termik santrallerde, nükleerlerde, çarpık şehirleşmede nereye baksanız bir çevre katliamına, bir ekolojik kıyma tanık oluyorsunuz. İşte Trakya açısından bunun en bariz örneklerinden biri Ergene ise, bir diğeri de Ergene ilçemizde Kara Mehmet Marmaracık mevkiinde 2800 dekara birinci sınıf tarım topraklarına yapılmak istenen plastik sanayi tesisi Pako. Buğdayın üzerine beton dökecekler vekilim diyorlar. Bölgedeki diğer OSB'ler dolmadan birinci sınıf tarım arazisi böyle bir tesisin kurulması mevzuata da hukuka da aykırı diyor odalar, STK'lar. İnsan sormadan edemiyor. Trakya insanına bu gareziniz niye Sayın Bakan? Verilen maden ocakları, taş ocakları izinleri de durum farklı değil. Trakya'da gerçekten nereye baksanız bir doğa katliamı, bir talan görüyorsunuz. En son Yale Üniversitesi girişimiyle hazırlanan çevre performansı endeksinde Türkiye genel sıralamada 169 ülke arasında 99. sırada. Ben iddia ediyorum bu araştırmayı yapanlar Trakya'ya, Tekirdağ'a yapılanları ve yapılmak istenenleri görseler bu sıralamada sonuncu olurdu diyorum. Türkiye, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 2015'ten bu yana CES'ler için toplam 34 tane ÇED olumlu kararı verilmişken ÇED olumsuz kararı hiç verilmemiş Sayın Bakan. Yani bakanlık nasıl olmuşsa toplam 90 CES projesine rağmen tüm raporları uygun bulmuş. ÇED izinleri genel müdürü ne yapar, tahsisten başka görevi nedir diye biz de merak ediyoruz. Jeotermal santraller yenilenebilir enerji kapsamında çevresel anlamda olumlu bir yatırım olarak lanse ediliyor olsa da her kaynağın denetimsiz ve olması gerekenden fazla kullanılması hem halk sağlığı hem de çevrenin korunması bağlamında ciddi sorunlara yol açmaktadır. Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla çevresinde CES'ler yüzünden sahip olunan kirliliğin artmasından yanı sıra tarım alanları, meralar, yerleşim alanları, arkeolojik alanlar tahrip edilirken bunların getirdiği ekonomik yük de giderek artmaktadır. 2020 Temmuz ayında Mera yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre meraların amaçları dışında kullanımına CES'ler için istisna getirilmişti. Meralarda hayvancılık dışında faaliyet yürütülemezken jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için meralar kullanılabilecek. Tarım alanları ve meralar bir bir tüketilirken gıda, su, hava, toprak şirketlerin kar elde etmesi için kirletilmektedir. Bu kapsamda CES'lerin ÇED raporları değerlendirilirken projenin tekil bazda değil, bütünsel olarak değerlendirmesi yapılacak mıdır? Şimdiye kadar CES'ler için verilen ÇED olumlu kararlarında projelerin yüzde kaçı tarım alanı içerisindedir? Şimdiye kadar CES projeleri için kaç tane merada tahsis değişikliği yapılmıştır? Temmuz ayında yapılan mera yönetmeliğinde değişiklik sonrasında kaç merada tahsis değişikliği yapılmıştır? Jeotermal santrallere ilişkin ölçümlerde hangi bölgelerde mevzuatın sınır değerleri dışında değerler tespit edilmiştir? Son bir yılda jeotermal santrallere ilişkin kaç tesise ceza verilmiştir? Ve verilen cezaların toplam miktarı ne kadardır? Sayın Bakan, denetlenemeyen maden ocaklarının Çin'de, Bozdağ'ında, Söke'de ve Aydın genelinde çevreye ve doğaya verdiği zarar konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Aydın ilinde kayıtlı 2700 arıcı ve 3065.000 arılı kovan var. Dışarıdan gelenlerle birlikte bu arı kovanı sayısı yaklaşık 3 milyonu buluyor. Geçtiğimiz yıllarda 4-5 kez sağım yapılırken bu yıl sadece bir kez yapılabildi. Bunun nedenleri arasında kuraklık ve orman yangınları yer alsa da başta sebeplerden biri de Aydın'daki madenlerdir. Madenlerin tahrip ettiği ağaçlar, madenlerden çıkan tozun tahrip ettiği bilgi çeşitliliği, kullanılan patlayıcılar gibi nedenlerle bal üretimi günden güne azalmaktadır. Bununla ilgili bir an önce bir planlama mutlaka yapılmalıdır. Sayın Bakan,
Bölgelerin ihtiyaçları tespit edilerek, rezervuar tespitleri yapılarak bütüncül havza planları JES'lerle ilgili oluşturacak mısınız? Jeotermal enerji kaynaklarının işletiminde deşarj sisteminin yasaklanmasına ilişkin bir girişiminiz olacak mı? Sayın Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aydın, Denizli ve Manisa illerinin çalışmalı olarak belirlendiği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın finansal desteğiyle bir proje yürütülmüştü. Bu kapsamda Türkiye'de jeotermal kaynakların kümülatif etki değerlendirmesi raporu Ocak ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Çalışma kapsamında Germencik, Kuyucak ve Gencerli mevkilerinde mobil analiz aracıyla atmosferdeki PM10, kükürt oksit, azot dioksit ve hidrojen sülfür seviyeleri ölçülmüştü. Yönetmelikteki sınır değeri olan 50 metreküpte mikrogram 50 metreküp Germencik ve Kuyucak'ta aşıldığı görülmektedir. Bölgedeki söz konusu santrallerden kaynaklı hava kirliliği izlemeye elverişli noktalarda izleme istasyonları kurmaya, istasyon sayısını ve izleme sürelerini arttırmaya yönelik yatırımlarınız olacak mıdır? Öncelikle bu yöntemlerle yapılan kümülatif etki değerlendirmelerinde raporları hazırlayan ÇED firmalarının proje sahibiyle yaptığı ticari sözleşme kapsamında objektif olarak kirlilik yükünü ortaya çıkarmaları mümkün olmamaktadır. Kümülatif etki değerlendirmelerinde beyan usulü denilebilecek bir yöntem kullanılmaktadır. Sayın Bakan, yurttaşların ve firmaların erişebileceği bir veri paylaşım sistemi oluşturacak mısınız? Teşekkür ederim. Sunumunuz bana doğayla inatlaşan politikaları uygulamaya devam ettiğini anlatıyor. Çevreyi talan, denizleri bile kaçak avcılıkla rant alanı olarak gören bir anlayışa sahip bir bütçe. Dünya iklim değişikliğini, yeni kentleşme modellerini konuşuyor. Biz ise bundan bir sene önce İzmir depreminde kaybettiğimiz 117 canı, hala kanayan yaralarımızı konuşuyoruz. Haklarını sokakta arayan vatandaşlarımızı duyuyoruz. Bir senedir Büyükşehir Belediye'mizin konutların yapımını hızlandırmak için kredi buluyor, adım atmak istiyor ve siz önünü açmıyorsunuz. Ve yine siz geçtiğimiz günlerde depremin izlerini sileceğiz açıklamasını yaptınız Sayın Bakan. İnsanların konut sorunları bir yıldır sürerken siz geçtiğimiz günlerde tarih de verdiniz. Kasım ayı içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılacağı bir şova dönüşecek bir toplantıyla 1701 bağımsız bölümden sadece 749'unu hak sahiplerine teslim edeceğiz diyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine konutları teslim edeceğini söylüyorsunuz ama insanların 8-10 katlı evlerini 5 kata, 120-140 metrekarelik evlerini 60-70 metrekareye düşürerek teslim etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Yani sıra vatandaşların boylarını aşacak ödeme koşullarını sunduğunuzda söylemek mecburiyetindeyim. Bugün modern dünyada inşaat sektörünün gelişen son teknolojiye ayak uydurduğunu görüyor. Japonya'da denizin içinde yapılan devasa konutları şaşkınlıkla izliyoruz. İzmir depremi sonrası ekibinizle beraber geldiğinizi izleyip gözlemlediğinizi biliyorum. Ve şehri öğrendiğinizi de düşünüyorum. Depremin gerçekleştiği alanın önünde denizin dibinde gökdelenlerin varlığını da gözden kaçırmış olmamanız gerekir diye düşünüyorum. Bu gökdelenler farklı bir teknolojiyle yapıldıysa neden siz de 8-10 katlı binaları bu teknolojiye uygun olarak yapıp insanlara teslim etmediniz? Deprem mağduru insanların aynı değeri hak etmiyor mu? Orada yaşayan, başlarını bir an önce hak ettikleri bir eve sokmayı bekleyen halkımız için sormak boynumun borcudur. Ayrıca rezerv alan olarak gözünüzü kestirdiğiniz şehir efsanesine dönen Bayraklı Şehir Hastanesi'nin etrafında incelemeler ve etüt çalışmaları yaptırmakta olduğunuzu gözlemlemekteyim. Burada bir kez daha sizi ve ekibinizi bilgilendirmek isterim. Vekillerimi de bilgilendirmek isterim. Turgutlu'dan gelen ve oradan geçen fay hattının denize kadar uzandığını, rezerv alanının altından geçtiğini unutmayın. Bu bilgi Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan aldığım net bilgidir. Hatırlatıyorum, Türkiye'de toplanan deprem vergileriyle hem insanlarımızın mağduriyetlerini hem de bundan sonra başımıza gelecekleri çözmeniz mümkün. Ama maalesef ki işte bu Sayıştay bulguları, şurada 5-6 sayfalık Sayıştay bulguları da gösteriyor ki sizin bakanlığınızın şehirciliğe ve çevreye dair ne bir sistemi, ne bir projesi, ne de bir programı yok. Umarım yaptığınız işler ve aldığınız sonuçlar saldım çayıra, Mevlam kayıra değildir. Bu sabah bu koca kitabı dağıttınız, şu koca kitabı. Şöyle bir göz ucuyla baktım. 500 sayfa bugüne kadar insanların park ve bahçe olarak gezdiği yerlere algı yönetimini kullanarak isimlerini değiştirip
millet bahçesi diyorsunuz. Bir yandan da İzmir'imizin Bergama ilçesinde yapılacak Emrivaki Millet Bahçesi için belediye başkanı şehrin göbeğinde ekmek parası kazanmaya çalışan 100 tane esnafımın bu pandemide işsizlikten sokağa atma mücadelesi vermekte. Dükkanlarını boşaltın diyor. Bir millet bahçesi yapacağınız zaman lütfen o bölgede yaşayan millete danışmadan millet bahçesi yapmaya kalkmayın. Anlıyorum ki maliyetlerini bilmediğiniz için telaffuz bile edemiyorsunuz. Geçen sene 7 bakanlığın bütçesini geçmişti maliyetleri millet bahçelerinin. En son Ankara'da yaptığınız AKM millet bahçesi bile 398,5 milyona mal olmuş gözüküyor. Yani millet bahçesi lafı ortaya çıktı, çıkalı kamuoyuna yansıyan rakamlar bu bahçelerin halk için külliyen zarar olduğunu ifade etmekte. Halk yoksulluk ve işsizlik içinde kıvranırken bu sene bakanlıklar içinde ödediğiniz %44,3 gibi yüksek bir oranda artan bütçenizin gerçekten millet adına kullanılmasını ummak istiyorum. Son cümlelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Sayın Lütfiye Selva Çam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Açıldı mı? Biraz daha şöyle yaklaştırayım. Evet, hoş geldiniz. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Değişmiş haliyle. Ben Sayın Bakan direkt konuşmak istediğim konulara gireceğim zamanda iyi yönetmek adına. İstanbul Milletvekili olduğum için de özellikle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Alınan kararla Prens Adaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin plan yetkisinden çıkarıldı ve bakanlık bünyenize alındı. Ve 20 yıldır aslında imarsız bırakmış olduğunuz adalar için 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmüş olduğu 1/5000'lik plan çalışması da yalan oldu, çöp oldu maalesef. Şimdi Sayın Bakan, sizin de bildiğiniz gibi ben müsilajın Marmara Denizi'nde müsilajın araştırılmasıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunun da üyesiyim. Sizinle orada da görüştük. Ben şunu söylemek istiyorum. Sizin bu yaptığınız, İstanbul'da almış olduğunuz karar bir yönetim şekli değil. Bu bir fırsatçılıktır. Neden böyle söylüyorum? Evet, komisyonda da Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinin koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili önerilere bizler de olumlu bakmıştık. 4 aydır çalışıyor bu komisyon ve çalışmalarını yeni tamamladı. Ancak belediyelerin imar planı yetkisini merkeze almak maalesef bu komisyonun da çalışmalarına gölge düşürmüştür. Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumu fırsata çevrilmiştir. İstanbul'la ilgili sorunlarımız maalesef bitmiyor. Kanal İstanbul'a değinmeden biliyorsunuz olmaz İstanbul Milletvekili olarak ama akılla, ortak akılla, bilimle, istişare ile değil, inatla yürüttüğünüz bu İstanbul projesiyle ilgili bugünkü konuşmamda yer vermeyeceğim bu konuya. Sadece şerhimi koyarak geçeceğim çünkü başka konulara değinmek istiyorum. Sayın Bakan, yarın Düzce depreminin yıl dönümü. Güvensiz konutların dönüşümü için önemli olan kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de konuşmanızda bir bölüm ayırmıştınız. Burada özellikle riskli alanlarla ilgili yaptığınız çalışmalarda 1.7 milyon konutun dönüşümünü tamamladık diyorsunuz. Arkasından birçok bilgi veriyorsunuz. İşte şuradan daha kolay olacak. O kadar karışık ki çünkü notunuz. 1.7 milyon diyorsunuz. İstanbul'da 367 bin kentsel dönüşümü tamamladı. TOKİ 1.1 milyon konut ürettik. 330 bin dönüşüm sosyal konut yapıyoruz. 130 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Şimdi bunları alt alta topladığımızda TOKİ'nin yapmış olduğu lüks konutları da eklediğimizde hatta benim kendi binamda yapmış olduğum gibi kendi dönüşümünü sağlamış binaları da eklediğimizde buradaki rakamlarda bir tutarsızlık göze çarpıyor.
O nedenle lütfen bu sunumumuzdaki çok karışık olan bu rakamları biraz daha net, anlaşılabilir bir şekilde bizlerle paylaşırsanız daha iyi anlaşılır olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu bahsettiğiniz rakamlar, yani yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların %65'ini güvenli hale getirdik diyorsunuz. Çok abartılı olduğu görülüyor. Bir netliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 2020'de yapmış olduğunuz bir açıklamada da 1,5 milyon, İstanbul'da 1,5 milyon riskli, 300 bini acilen dönüşmesi gereken yapılar var. Bunlara ilişkin riskli yapı tespiti yapılıp tapuya işlenmiş durumu söz konusu değil diyorsunuz. Bu konudaki son durum nedir? Burada tam ne demek istemiştiniz? Bunu da bize açıklarsanız seviniriz. Sayın Bakan, ben konuşmama Sayıştay raporları üzerinden devam etmek istiyorum. Çok yüklü bir Sayıştay raporunuz var. Bütçenize baktığımız zaman da 2020 kesin hesabında bütçenizin çok üzerinde bir harcama yaptığınız görülüyor. Buradaki harcamalara aktarımlara baktığımızda kurum dışı aktarımlarla 1 milyar 110 milyon 498 bin TL, yedek ödenekten aktarımlarla 1 milyar 345 milyon 245 bin TL'nin bütçenize aktarıldığını ve harcandığını görüyoruz. Ancak sizin belediye bakanlığınızın öncelikle tabii ki gelirlerini de kontrol etmeniz lazım. Sayıştay raporlarına baktığımızda çok ciddi anlamda usulsüzlükler olduğunu, kamu zararları olduğunu da görüyoruz. Örneğin yine çok önemli, artık siz bir iklim değişikliği bakanlığısınız, çevre bakanlığısınız ama Türkiye'de çok büyük problem olan ÇED raporları ile ilgili Sayıştay raporlarında 3-4 tane madde var. Ben ikisine değineceğim. Örneğin bulgu 8'de denetim görüşünü etkilemeyenler bölümünde, bulgu 8'de çevresel etki değerlendirmesi, proje bedellerinin düşük gösterilmesi ve bunun sonucu başvuru ücretleri ile idari para cezalarının olması gerekenden az ödenmesi ile ilgili bir bulgu var. Şimdi çevresel etki ile ilgili şöyle bir şey var. ÇED yönetmeliğinin 6. maddesinde 3'e ayrılıyor çevresel etki ile ilgili değerlendirmeler. Ek 1 çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak olan projeler listesi. Ek 2 seçme eleme kriterler uygulanacaklar. Yani ÇED gerekli mi değil mi diye. Bir de bunların dışında kalan ÇED hiç gerekli olmayan şeklinde. Dolayısıyla proje bedeli beyan usulü ile firmalar tarafından sunulmakta olup idare tarafından verilerin doğruluğuna ilişkin bir kontrol süreci işletilmemektedir diyor Sayıştay raporu. Yani ne demek bu? ÇED sürecine başvuran birçok işletme tarafından proje bedellerin olması gerekenden düşük beyan edildiği, dolayısıyla da ödenmesi gereken başvuru ücretlerinin de düşük tahsil edildiği görülüyor. İdari cevabında ÇED başvurularının inceleme yükümlülüğünün göz önünde bulundurulduğunda sektörel işte bir takım farklılıklardan bahsetmişler. Şimdi ikinci bir maddede de para cezalarının az ödenmesiyle ilgili bir bulgu var. Yani burada hem siz ÇED raporları ile ilgili alınması gereken gelirlerden vazgeçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda da bunun bir kamu zararı olduğunu da eklemek istiyorum. Yine bulgu 9'a baktığımız zaman bulgu 10'a geleceğim. Yine çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tespitler. Burada da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ÇED sürecinde kapasitelerinin düşük gösterilmesi var. Ek bir çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler demiştik. Ek 2 işletmeleri ise proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü. Şimdi şöyle bir şey var Sayın Bakan. ÇED raporu hazırlama prosedürü yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Eğer proje tanıtım dosyası ile 6 ay sürüyor. Şimdi şirketler buna bakmışlar ve şöyle bir düzenlemeye gitmişler. Özellikle madencilik, balıkçılık ya da güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde bu yapılmış. ÇED yönetmeliği kapsamında başvuru yaparken aynı kişiye, o da ikinci madde. O kadar karışık ki. Yapılan incelemede yatırımcı kişi ya da kuruluşların ÇED sürecinde ek 1 listesine girmemek, ek 2 sınır değerleri içinde kalıp ÇED gerekli değil kararı alabilmek
ya da kapsam dışı kalabilmek amacıyla kapasitelerinin ya da ÇED sahalarının olduğundan farklı göstermek için yapacakları yatırımı parça parça işletecek farklı isimlerdeki şirketler üzerinden bir takım başvurularda bulunmuşlar. Aynı şekilde bitişik ada parseldeki işletmeler için de ÇED denetmeliği kapsamı dışında kalabilmek için aynı muafiyetler uygulanmış. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya Sayın Bakan? Birincisi kamu zararı çıkıyor. İkincisi çevre zararına göz yumma sebep olma çıkıyor. Firmaları kayırma sonuçları çıkıyor. Hangi firmalara bu olanaklar sağlandı? Bunları da aslında belki paylaşmanız gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, çok az bir sürem kaldı. Bulgu 29'a bakacak olursak çevre idari para cezalarının tahsilatına ilişkin tespitler var. Hızlı konuşacağım diye de dilim sürçüyor. Çevre idari para cezalarının tahsilat oranlarının düşük olmasına baktığımız zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakanlığınız arasında bir görüş ayrılığı oluşmuş. 2020 yılında kesilen cezalar ve tahsilat miktarlarına baktığımızda tüzel kişilere kesilen cezalarda tahsilat oranının %26, gerçek kişilere kesilen cezalarda tahsilat oranının yaklaşık %7 olduğu görülüyor. Kamu idaresi cevabında Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli tarafından ortak yazılım çalışması başlatıldığı söyleniyor. Sayın Bakan, bu çalışmalar ne aşamada? Görüş ayrılığını giderebildiniz mi? Ya da bir çalışma yapma içerisinde misiniz? Bu konuda da bilgi verirseniz seviniriz. Başkanım, çok kısa bir süre. Bir dakika oldu. Bir tane vurguya daha vereyim. Son bir. Yine çok ciddi bir bulgu var. Bulgu 37, fatura ödemelerine ilişkin bir takım tespitler var. Bunda da kamu zararı oluşmuş. Özellikle kurumun çeşitli elektrik, doğalgaz ve telefon faturaları üzerine yapılan incelemelerde özel telefon faturalarına kadar ödemeler yapıldığı görülüyor bu bulguda da. Teşekkür ederim. Bununla ilgili de bir soruşturma başlattınız mı? Yaptığınız bir çalışma var mı? Bu konuda da cevap verirseniz seviniriz. Bakanlık bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum her koşulda yine de. Buyurun lütfen Sayın Kasım. Sayın Başkan, sizden de paylaştığınız üzere 2020 yılının Temmuz ayında bir sosyal medya paylaşımınız var. Burada 9 tane projeden bahsetmişsiniz. Şu anda bir yılı geçti ve bunlarla ilgili hiçbir ilerleme yok. Bir tek millet bahçesi dışında. Sayın Bakan, Kütahya'yı yatırımlarla kalkındıracağız diyorsunuz. Kütahya'yı bir turizm merkezi yapacağız demişsiniz. Ama bu zaman zarfında Kütahya'da iki tane turizm merkezi olan daha önceki Emet ve Esire Termal Turizm Merkezi'nin turizm merkezi statüsü kaldırıldı. Bu konuda samimi olduğunuza inanıyorum. Bu konuda gerekli tedbirleri almanız gerekiyor. Emet Arseni ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Daha önce de basına da yansımıştı. Yaklaşık 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi ve Dumrupa Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda demin demişlerdi ki hani insani boyutundan hiç bahsetmiyorsunuz. İnsan öncelikli, insanı yaşatın kavramları gelmişti. Sayın Bakan, burası çok önemli. Özellikle vurgulamak istiyorum. Emet'teki sudaki arsenik oranı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin kabul ettiği oranın 350 katı üzerinde, bor oranında bu suda 8000 kat fazla Emet'teki çayda ve bu insanlarımız bunu içiyor. Affedersiniz, dünyada hayvanların bile kullanmasının uygun görülmediği suyu yaklaşık 20-30 yıldır, 40 yıldır biz insanlarımıza içiriyoruz. Su temin edilmediği gibi bu bor endüstrisinden kaynaklanan su ve toprak kirliliği ile ilgili nötralizasyon çalışmasını Çevre Bakanlığı'nın hiçbir birimi yapmıyor Sayın Bakan. İnsanlarımızı zehirlemeye devam ediyoruz. Emet Türkiye'nin en çok kanser oranına sahip olan ilçelerinden birisidir. 27 tane okulu bu pandemi döneminde yık yap şeklinde yazın yıktınız ve çocuklarımız şu anda pandemiden kırılıyor. Kütahya'da çocuk ölümleri var. Koronadan dolayı, Covid-19'dan dolayı ve okullar yapılamadı Sayın Bakan. Sayın Bakan, Türkiye'nin alplerinden olan bir yer, Avcılar ve Öğrenci, Tavşanlı ve Simav ilçesine bağlı, Sındırgı'ya kadar birçok, Bursa'ya kadar arazinin sulandığı alanda arsenikli altın madenine ÇED raporu olumlu verdiniz.
Bir de Kütahya'ya geldiğinizde söz verdiğiniz üzere bakın kendi sosyal medya paylaşımınızda yer alıyor. Diyorsunuz ki Filik Vadisi'ni ihya edeceğiz. Filik Vadisi'nde turizm tesisleri açılacak, yürüme alanları açılacak. Bakın halk orada bir kulübe kurmuş, maden kulübesi. Sayın Bakan bakabilir misiniz? Bakın Eskişehir'de Filik Vadisi turizm merkezi, Afyon'da turizm merkezi, Kütahya'da maden alanı. Siz ÇED raporu pozitif verdiniz, olumlu verdiniz buraya. Filik Vadisi'ne verdiniz Sayın Bakan. Filik uygarlığının olduğu, Kral Midas'ın yaşadığı yerde şu anda siz maden fırsatı verdiniz. ÇED olumlu. Filik Vadisi'ni yok mu edeceksiniz? Gerçekten burasını, tarihi alanı koruyacak mısınız? Bu çok önemli. Verdiğiniz sözün tam tersini yapıyorlar. Haberiniz inşallah olur bundan sonraki aşamada. Filik Vadisi kalsın diyorum. Bu konu çok önemli. Yine aynı şekilde geçen gündeme gelmişti. Kütahya Haydarlar Köyü'nde Kurtuluş Savaşı'nın geçmiş olduğu arazi var. Siperler var, mevziler var ve sizin bakanlığınıza bağlı birimler buraya maden ruhsatı veriyor. Mermer madeni ruhsatı veriyor. Yaklaşık 10 tane ruhsat başvurusu var. Bir tanesi şu anda faaliyette. Diğerleri için de acaba durdurmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda özellikle demin Sayın Çelebi söylemişti. Olumsuz şeylerden bahsediyorsunuz. Sayın Bakan nasıl bahsetmeliyim? Dünyada insanların içmesi için uygun görülmeyen suyu siz yıllardır içiyorsunuz insanlara. Affedersiniz hayvanların bile içmesi uygun olmayan su, sulamada kullanılmayan su 8000 kat bor içeriyor. Dünyada bunun örnekleri var. Bir Bangladeş'te var, bir Amerika'da var. Bu suyu nötralize edebiliyorlar. Detoksifikasyon yapabiliyorlar. Ama bizim Çevre Bakanlığı'nın bu konuda duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değildir. İnsanlarımız kanserden ölüyorlar. Tamam diyoruz ki bor en stratejik maden ama insanlarımızın da bu zulme maruz kalmaması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.